Gel, gel kaçma. Dur, durun ya. Ups, kaçalım. Tutma beni Seyfi Bey. Tutma da öldüreyim şu düzenbazı. Ya anne dur. Yahu dur be kadın, delirdin mi? Görücüler arkalarına bakmadan kaçtı. Ne diye mani olursun kızımın kısmetine? Yahu seviyorum dedi ya. Evet, seviyorum. Yani seviyorum. Bırakın beni. Bırakın da yolayım şunun olmayan saçlarını. Kızınızla evlenmek istiyorum. Al sana kız. Yeter be. Savaş alanına çevirdiniz evimi. Defolun hepiniz. Hepiniz hadi. Benim kızım kim, sen kim çulsuz? Cebinde 5 kuruş yok. Kuyruğunda çocuk, utanmadan kız istiyor. Anne lütfen ya. Sus, sus. Şimdi seni. Yahu gidin şu kavganızı başka yerde yapın. Sizle mi uğraşacağım? Haksız mıyım Allah aşkına? İnsan haddini bilir. Bir daha seni kızımın yanında görmeyeyim. Ne senin ne de beledini. Delirtme kadın beni. Çıkın evimden. Anne. Yürü. Yürü, aşağıda hesaplaşacağız seninle. Gönderme beni Seyfi amca, ne olur. Dışarı. Düş önüme, düş. Of, çabuk. Öf. Çok şükür. Kimseye görünmeden gelebildik. Hay Allah ya. Ne oldu baba? Anahtarım da kıyafetlerim de beraber orada kaldı. Zeynep'ten alırız yarın. Eve nasıl gireceğiz oğlum? Benim anahtarlarımla. Doğru ya. Kafa kalmadı ki. Of. Ama da eğlendik he. Mehveş Hanım gelene kadar. Bir kahramanla nasıl konuşulacağını bilmiyor. Çulsuz kahraman. Görücüleri nasıl kaçırdık ama başkaları gelirse onları da kaçırırız değil mi baba? Bu fiyaskodan sonra gelenden gidenden haberimiz bile olmaz. Emel abladan öğrenirsin. Annesi artık eve almaz beni. 100 metre yakınına bile yaklaşmama izin vermez. Ben senin ajanın olurum o zaman. Olamazsın. Bundan sonra Mehveş Hanım seni de eve almaz. Almazsa almasın. Biz de gizlice gireriz. Böyle balkona kancalayıp atarız. Yukarı tırmanırız. Sen gizli güçlerini kullanıp perdenin içerisini görür, konuşulanları duyarsın. Ben yemek hazırlayayım. Acıkmışsındır. Kime niyet, kime kısmet. Bunca şey bize kaldı. Davetiye mi bekliyorsun? Hadi yesene. O kadar laf yedim ki yemeğe yer kalmadı. Dayak yemediğine şükret sen. Ama bundan sonra o soytarıyı bu evin etrafında dolaşırken bir göreyim. Konuştuğunuzu bir duyayım. Bak neler yapıyorum ikinize de. Murat soytarı değil bir kere. Ne yapsın? Şimdilik ekmeğini böyle kazanıyor. Kız bak, sinirim geçmedi daha. Kalkarsam alırım ayağımın altına. Ben seni bugünler için mi büyüttüm? Gül gibi kısmetleri tepip de dul, çocuklu, üstelik 5 parasız birine mi varacaksın? Paranın ne önemi var ki? Mühim olan insanlık değil mi? O şarkılarda kaldı kızım, şarkılarda. Rahmetli baban da iyi insandı. Dürüsttü, çalışkandı. Yıllarca memur maaşına talim etti, durdu. Ne uzadık, ne kısaldık. Nur içinde yatsın, öldü gitti. Bir emeklisi kaldı. Onunla da nasıl çekip çeviriyoruz görüyoruz.
Zaten hep ucu ucuna yaşadık. Hep hesap yaptık. Başımızı sokacak bir ev parasını denkleştiremedik. Yoksa hala çeker miydik Seyfi'nin dırdırını? Ben senin iyiliğin için uğraşıyorum kızım. Benim çektiğimi sen çekme diye. Para pul düşünmeden giyin, kuşan, gez, toz. Kuaföre de git, eğlenceye de. Bir vitrinde bir şey görüp de beğendiğin zaman mutfak parasından kısıp biriktireceğim diye, 40 takla atma diye. Rahat yaşa diye. İyi bir aileye, meslek sahibi zengin bir kocaya var da mahrumiyet yüzü görme diye. Ama Murat da hep böyle kalacak değil ya. Ünlü olunca o da paralanacak. Dur önce ben seni paralayayım. Ya aklın başına gelsin. Ya ben ne diyorum, o ne diyor? Bundan sonra Murat'ın meyesini ağzına al, bak ne yapıyorum. Sokakta görsen başını çevireceksin. Zaten sokağa da çıkmayacaksın. Yalnız başına şuradan şuraya gitmek yok. İşte o kadar. Yemek hazır. Özür dilerim dede. Özür dilerim dedim. Kabul etmiyorum. Niye? Bir de soruyorsun. Bir daha boyundan büyük işlere gir işte göreyim. Milletin görücüsünden, aşkından, meşkinden sana ne? Ne sokuyorsun burnunu? Cem'le ben dedik ki... Cem'le de orada, burada arsızlık yapmak yok artık. Sokağa da çıkmayacaksın. Okuldan eve, evden okula. İşte o kadar. Ama sen beni dinlemiyorsun ki. Sen benim arkamdan iş çeviremezsin. Yokluğumdan istifade edip evime milleti dolduramazsın. Burası benim evim. Benden izinsiz hiçbir şey yapamazsın, anladın mı? Ne yani, benim de evim değil mi? Ben neyim burada, sığıntı mıyım? Cevap verme bana. Soru da sormayacağım, cevap da vermeyeceğim artık. Küstüm işte. Aman, çok üzüldüm. Şimdi kalkıp içeri giderdim ama annem sofraya küsülmez diye öğretti bana. Ne diyorsun? Ay inanmıyorum. Ne? Ne oluyor abla? Ay inanmıyorum. Vah başıma gelenler, vah. Kim o ya? Ay benim ne kabahatim var anacığım. Böyle olacağını nereden bileyim? Aa bak şimdi. Ay ben mi kötü oldum? Dinle şekerim. İyi aman dinleme. Tövbe tövbe. Neyiz? Asiye Hanım demediğini bırakmadı bana. Niye? Üf, Emel'e görücü gitti ya o gün. Ha, bu mefele. Bir sürü tantana olmuş. Ne mefela? Bir de sana dert anlatmayayım Füleyman. Zaten cinlerim tepemde. Ay kabak benim başıma patladı ayol. O ofun fana. Burnunu fokma faydın. Emel Hanım'a mühendis çocuk bulduk. Fena mı ettik? Emel daha iyilerine layık. Hadi yürü. Kalabalık etme, yürü.
Gel açlığına. İstemem, param var benim. Ne bu şimdi? Barışma hediyesi. Barışma falan yok hadi. Var var değil mi? Bak bir daha öperim şimdi. Ya. Hadi tamam var hadi. Geç kalacaksın hadi. Allah'a ısmarladık. Bir de ıslak mendil yazı ver. Elbezini unuttuk da. Bir de çikolata. Oh, başka? Başka bir şey istiyor musun? Yok. İstemiyormuş amcası. Hadi iyi günler. Bir dakika. Bugün hiç açtım. İlk siz geldiniz. Para vermiyorsun. Bari bir siftah at da öyle git. Olsa dükkan senin. Hadi. Dükkan almayacak elimde. Evde temizlik, dükkanda temizlik. Canımı yetti Süleyman, bilmiş olsun. Dırdırlanma ablaya. Ne olur afıcık kardeşine yardım et ben. Eline mi yapıyor? Teşekkür edeceğin yerde laf söylüyorsun ha? Yapmıyorum. Hadi bakalım. Bul birini evlen. O yapsın bundan sonra. Önce fen evlen. Fıra fenin. Bana bak. Günaydın Süleyman. Günaydın. Günaydın Hayriye Hanım. Bize darılmış. Hayırlı işler. Ya dur ya. Göfünü feveyim. Biraz fofet et de bitirin planları. Süleyman. Bak Zeynep geliyor. Gördüm. Seslensene. Ya o da konuşmazsa. Günaydın. Günaydın. Evde durumlar nasıl? İşte. Kıyafetlerini cem verecektim. Al Murat amca. Sağ ol. Deden çok kızdı mı? Daha bu sabah barışabildik. Bundan sonra benimle konuşmana izin vermez diye çok korktum. Konuşma demedi ama onunla hırsızlık yapma dedi. Bir de sokağa çıkmama izin yok artık. Biz de evde oynarız. Kafası şişince kendisi yollar sokağa. Bir süre Zeynep'lere gitmesen iyi olur. Ya. Dedemle Mefeş teyzenin siniri geçene kadar canım. Vay vay vay. Neler olmuş da haberimiz olmamış ya. Filmde oldu ipte. Rahata bak sen, aşkı için canını dişine takmış ya. Afkı mı? O emele iyilik olsun diye fey etmiştir öyle. Kıfın iftemediği biriyle evlenmesine engel olmak için. Sen ya, başka bir sebebi yok mu? Ne bileyim, yoktur herhalde. Çok safsın be Süleyman. Nereye yahu? Dünyanın ifi vururken yakıfıyor mu bir ve böyle dedikodu yapmak? Sanki ben anlat dedim. Elimi ne? Allah Allah. Emel kapı. Oje sürüyorum, açamam. Sabah sabah ne süsü bu böyle? Hoş geldin. Pek hoş gelmedim ama. Bir de sen sitem etme Hayriye. Siz beni ahbabıma rezil ettiniz. Ben size bir kuru sitem etmişim, çok mu? Canım benim ne suçum var? Hepsi Murat'ın başının altından çıktı. Tabii Emel sütten çıkmış ak kaşık. Onun haberi yokmuş ki. O da oyuna gelmiş. Tabii. Asiye Hanım'la arama açtınız. Kadın telefonda demediğini bırakmadı. Sen bize ne biçim insanları tavsiye ediyorsun dedi. Bizim nasıl insanlar olduğumuzu herkes bilir çok şükür. İşin bozulmasına gelince kısmet değilmiş. Bu gidişle kısmet olacağı da yok zaten. Hele böylesi bir daha zor çalar kapınızı, zor. Dur bakalım Hayriye. Emel bazıları gibi kız kurusu değil, tamam mı? Ne talipleri var onun? Hay güleyim bari. Aynayı getireyim de daha çok gülersin. Çok ayıp çok.
Sen gelip elini ağzından laf sokuştururken ayıp değil miydi? Size iyilik yaramazmış, bilemedik. İyiliğini kendine sakla canım. Benim kızım senin çöp çatanlığına kalmadı. Onun sonunda kime kalacağı belli zaten. El alemin pısırık oğluyla değil, gönlünün istediğiyle evlenecek o. Ne dedin, ne dedin? Bunu dedim. Evet. Hadi kızım, boyama kitabını aldık. Gidelim. Ay baba, şuna bak, ne kadar güzel. Of ya. Alalım baba, ne olur. Alamayız kızım. Çok pahalı. Ayşe, tamam. Alıyoruz. Sahi mi? Tamam. Sağ ol. Oh. Canım babacığım. Hadi bebeğin adını sen koy. Aa, ne koyayım ben şimdi? Hadi bir isim söyle. Zeynep olsun bari. Olsun. Alo? Pardon, ne ajans dediniz? Anladım, buyurun. Reklam için mi? Programa bakmam lazım. Bugün mü? Kaçta? Valla başka bir çekimim vardı ama madem aradınız sizi kırmayayım bari. Efendim? Evet, biliyorum. Görüşürüz. Yırtıyorsun oğlum. Yırtıyorsun. Kimle konuşuyorsun baba? Hiç kimseyle. Biraz önce ajanstan aradılar. Bir reklam filmi için oyuncu seçimi varmış. Beni çağırıyorlar. Aa, ne güzel. Ne zamanmış? Bugün. Acele etmezsem geç kalacağım. Evde yalnız mı oturacağım? Yapma Cem. Emel ablanlara gidemezsin, biliyorsun. Bize de gelemezsin. Sen de geleyim. Olur. Oley! Aslan babam, artist babam. Başka şansları var mı? Yok baba, yok. Çok ünlü olacaksın. Çok para kazanacaksın sen. Evet. Mehveş Hanım'a inan, ünlü olacağım. Seni televizyonda mı göreceğim yani? Hem de her gün, her reklam kuşağında. Ha ha!
Mehveş Hanım da görsün. Görsün de mosmor olsun. Sonra da emeli vermesin de ben göreyim. Hadi biz kaçtık Zeynep. Güle güle. Allah işinizi rast getirsin. Aa Zeynep. Selam. Selam. Nereden böyle? Alışverişten. Bebeği annesi mi bakıyor? Onlar burada yoklar. Babaannesinin çiftliğine gittiler. Öbür gün gelecekler. Oh ne güzel, el size kalmış. Evet, ben de kendime zaman ayıracağım. Kek falan yapacağım. Sen kek yapmayı biliyor musun? Tabii ya, sen ne sandın? Annem kek yaparken ben de yardım ederdim hep. Gel bugün de bana yardım et. Hem oynarız da. Dedem izin vermez ki, hele dün olanlardan sonra. Nasıl kızdı ama, hele Mehveş teyze. Ben dedenden çok ondan korktum. Başları komikti ama. Dedenin siniri geçmiştir belki, izin verir. Bilmem ki. Gel sen, öyle eğleniriz ki. Sen bir şansını dene, belki izin çıkar. İnşallah. Bekliyorum. Gelmeye çalışacağım. Çok çalış, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Emel abla, Emel abla. Kolay gelsin. Sağ ol Zeynep, ne haber? Haberler çok iyi, çok. Ya. Duyunca sevinçten aşağı atlama ama. Peki iyi mi aldın? Murat abin ne oluyor? Ne? Reklam çekimine gitti. Mehveş teyze yine çok ünlü, çok zengin olacağım dedi. Şşş. Beni her akşam televizyonda görsün de morarsın. O zaman vermesin de göreyim Emel'i dedi. Başka ne dedi? Mehveş teyze. Mehveş teyze ya. Küçücük boyunla laf taşımaya utanmıyor musun? Dedene söylersem görürsün. Yürü bakayım sen de içeri. Zengin olacakmış da, ünlü olacakmış da. Hayalperest soytarı. Pufuk verme ne olursun. Niye? Geçmiyor mu? Ağırlık yapıyor, ondan diyorum. Ben geldim. Hoş geldin. Bir. Al. Başka yok. Ne bekliyorsun? Kapıyı suratına kapatmamı mı? Ya fey diyorum. Bu olayı bir de fen anlatmana. Hangi olay? Dün cümbüş var mı Fiv'de? Cümbüş de laf mı? Senin ablanın idaresinde bando mızıka vardı. Ama ayıp oluyor Fevfi Bey. Hayri ablam öyle iyilik olsun diye feyetmiş. Sen de bana bir iyilik et de hadi yoluna git. Hadi hayırlı işler. Zeynep, hadi gel, yemek hazır. Geliyorum dede. Ne pişirdin? Allah ne verdiyse. Ellerine sağlık. Odamı da toplamışsın. Bir daha o kadar dağıtma, karışmam. Dağıtmam. Dağıtırsam da sana bırakmam. Ben toplarım. Bugün bulaşıkları da yıkarım. Seni hiç yormam. Bu lafların altında bir şey var ya. Çıkar şu baklayı ağzından. Yemeğimi yedikten sonra Tülay'lara gidebilir miyim? Olmaz efendim. Ama o çok yalnız. Benden başka arkadaşı yok. Sıkılıyormuş. Davet etti beni. Olmaz dedim. Ama ben de sıkılıyorum. Ben de sıkılıyorum ama kapı kapı dolaşmıyorum hanımefendi. Cem de yok bugün. Hem olsa bile korkudan gelemez. Mızmızlanma. Ama biz Tülay'la kek yapacaktık. Otur oturduğun yerde. O zaman o bize gelsin. Ben sana burayı milleti toplama demiyor muyum? Senin yüzünden ben yalnız mı büyüyeceğim? Hiç arkadaşım olmayacak mı benim ya? Ya sabır. Ben çocukluğumu yaşayamayacak mıyım? Tamam bilmiş, tamam. İzin verdin mi? Başka türlü susacağın yok zaten. Canım dedeciğim. Yapma şunu yahu. Git hadi git. Yaşasın, gidiyorum. Tülay'a gidiyorum. Bunu nemli nemli ütülemezsem açılmıyor. Kalk ütüyü prizden çek. Tamam. Bırak, bırak. Çalarsa ben bakarım. Su kaynamış mı? Evet. Pirinci ıslat. Tamam. Aa, hayrola?
Büfeyi boşaltıyorum. Yıkayalım şunları. Yine mi ya? Daha evvelki gün temizledin onları. Nereden buluyorsun bu enerjiyi anlamıyorum. Ver şunu. Ver dedim. Seri sonu satışlarda kredi kartına 6 taksit fırsatı kaçırmayın. Ay, bunların da işi yok. Mesajla müşteri topluyorlar. Ya bana kim mesaj çeker ki? Ya fatura bildirirler ya da indirim haberi verirler. Sayın abonemiz, son dönem faturanız 30 YTL olup... Kızım, kiminle konuştun o kadar? Ben sana şunu ağız kullan demiyor muyum? Aa, para basmıyorum ben. Oldu mu? Bakayım. Uf, çok güzel olmuş. Hamuru bekletmeden fırına koymamız lazım. Sonra kekimiz kabarmaz. Nereden biliyorsun? Annemden öğrenmiştim. Çok güzel olacak, çok. Parmaklarımızı yiyeceğiz. Yavaş döküyorsun. Ay, azıcık gitti. Tülay kızım, ne bu mutfağın hali böyle? Son temizleyeceğiz Sevdiye teyze. Dikkat edin de bir şey kırıp dökmeyin, değil mi? Merak etme. Fırını açar mısın? Ne zaman pişer? Yarım saat falan. Hadi ortalığı toplayalım. Önce bir gezelim, sonra toplayalım, olur mu? Olur. Hadi, hadi gel bakalım. Hadi gezelim. Salonu gördün zaten. Senin odana bakalım. Hadi gel o zaman. İyi günler. İyi günler. O da deneme çekimi mi yaptı? Evet ama hiç şansı yok. Seni ne zaman çekecekler? Birazdan alırlar. Çabuk alsınlar, ben sıkıldım. Efendim. Ömer Bey. Evet efendim. Benim. Sizi içeri alalım, buyurun. O bizden sonra gelmişti. Pardon. Bana öncelik tanıyabilir misiniz? Dizi çekimim var da sete yetişmem lazım. Ah, imkansız. Randevu sırasına göre alıyoruz. Biraz bekleyin. Cem. Siz benim babamın ne kadar önemli biri olduğunu bilmiyorsunuz galiba. Ne? Çok işi var onun. Bekletmeyin. Kızarsa oynamaz reklamınızda. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Sen ne şeker şeysin ya. Baban kim? O. Şebnem, Ferhat'la İsmail'a hemen buraya gel, hemen. Adın ne senin? Cem. Reklam filminde oynamak ister misin Cem? Gelin, gelin. Yıldız oyuncumuzu bulduk. Şu tatlılığa bakın. Harika. Harika. Bana diyorlar. Ne kadar güzel değil mi? Şu gözlere bak. Çok güzel. Ben yanlış duymadım değil mi? Yıldız dediniz, Yıldız. Hı-hı. Hı-hı. Senaryoda değişiklik yaparız. Çocuk çok daha sevimli olur. Bence de. Kampanyanın başında söylemiştim. Karşı çıkmıştım. Aa, Cem'i görünce fikrimi değiştirdim. Çok iyi ya. Bir dakika. Şimdi Cem. Cem mi seçildi? Hadi gel. Hı-hı. Bir deneme çekimi yapalım. Sıra babamda ama. Diğer adaylara teşekkür edelim. Şey ben... Siz içeri girebilirsiniz. Buyurun. Gel bakalım. İşte oğlum budur. Harika ya. Bulaşık makinesi dolu olmasaydı bunları da koyardık. Ben makineden hızlı yıkadım. Bunu nereye koyuyoruz? Takımının yanına. Zengin evi tabii. Her şeyin takımı var. Kek kokmaya başladı. Dur bakalım.
Üf, amma kabarmış. Biraz sonra kapatırız. Ay, tuvalet nerede? Gösterdim ya. Bir daha göster. Kocaman ev. Karıştırırım ben şimdi. Bulana kadar şırr. Gel hadi gel. Şu soldan ikinci kapı. Tamam. Aman kızım, işin bitince temizlemeyi unutma, olur mu? Aşk olsun Sevdiye teyze. Niye öyle söyledin anne? Arkadaşım bozuldu. Bir daha arkadaş markadaş çağırma, tamam mı? Hanım duyarsa çok kızar. Aman nereden duyacak sanki? Yokluğumda eve yabancıları alıyorsun der. Hem durmuyorsunuz ki durduğunuz yerde. Ya bir şey kırıp dökerseniz? Ne cevap veririz sonra? O çok uslu bir kere. Hadi git bak şu keke de yanmasın. İşte bu be. Zeynep, kek süper oldu. Zeynep, iyi misin? Zeynep, ne oldu? Gel. Ne oldu? Sunan Hanım kolyesi. İstemeden oldu. Ne yaptın Zeynep? Takıp aynaya bakayım dedim, elim takıldı. Yandık. Boyum kısa olduğu için göremedim, zıpladım, kolye buraya takıldı. Ah Zeynep, ah. Annen kızacak. Suna Hanım küplere binecek. Ya. Ne yapacağız şimdi? Aynısını bulsak kimse anlamadan yerine koysak olur mu? Nasıl alacağız? Bunu aldığı günü hatırlıyorum. Yanındaydım. Çok para vermişti. Kaç lira? 150 lira. Ne? Ay ben o kadar parayı nereden bulacağım? Ama bulmamız lazım, yoksa... Yoksa ne? Suna Hanım bizi kovar. Teşekkür ederim. Bir de profil verseydim. Gerek yok. Kamera çekmeyecek misiniz? Bu kadar yeterli. Şebnem Hanım sizi bekliyor. Hiç böyle fasulyeden çekim görmedim. Vay, çok karizmatik. Aferin sana. Harika, aferin sana. Hadi bir daha söyle. Vay, çok karizmatik. Bir daha söyle, hadi bir daha söyle. Hadi. Çok etkileyici. Vay, çok karizmatik. Öyleyimdir biraz. Sana demedim baba, oyuncağım reklamı, sloganı bu. Vay, çok karizmatik. Dur oğlum, hemen heveslenme. Biz kararımızı verdik Murat Bey. Siz de okeylerseniz hemen anlaşmayı yapabiliriz. Buyurun oturun. Okey de baba, okey de. Kampanyamız için bir seri reklam filmi çekeceğiz. Cem'e her bölüm için 1000 TL teklif ediyoruz. 1000 TL mi? Hı hı. Yani 1 milyar. Hı hı. Şey, bilmem ki, düşünmemiz lazım. Düşünecek ne var baba, 1 milyar bu. Allah, neler yaparız o parayla, bakalım borcunu da öderiz. Arabanın deposunu da doldururuz değil mi baba? Anlaşmayı bir okuyun isterseniz. Vay, çok karizmatik.
Hele şükür. Saat kaç oldu? Yatıya kalsaydın bari. Özür dilerim. Ne? Geç kaldığım için özür dilerim. Dur bakayım. Anladın mı sen? Yoo. Gözlerin kızarmış. Toz kaçtı, ovuşturdum ondandır. Ne? Pek süklüm püklüm gördüm seni. Yok bir şey dedi, ödevlerimi yapacağım. Meşgul etme beni. Meşgul etmeymiş. Ödevlerin şimdi mi aklına geldi? Parayı eğitimin için harcamak en doğrusu. Hadi in. Ama çok paramız olacak. Harca harca bitmez. Sizlerle de oynar mıyım baba? Kim bilir? Belki birlikte oynarız. Süper kahraman ve babası. Ne güzel olur değil mi? Çok kaptırma kendini bu işe. Derslerini ihmal edersen bunların hiçbiri olmaz. Merak etme baba. Okulla işi bir arada yürütebilirim. Göreceğiz. Ye, fotoğrafını çekme. Gözüm daldı da misafirimiz gelecek. Dalmasın efendim. Kimseyle uğraşamam. Nimet'le oynamayın, günahtır. Ye hadi. Tokum ben. Gittiğin evde abur cubur yedin, tıkandın tabii. Ne oldu sana bugün? Hiç. Olmuş. Bir haller var sende. Söyle bakayım, ne yaptın, ne kabahat işledin? Yok bir şey diyorum. Niye inanmıyorsun ya? Niye hep kötü bir şey yaptığımı düşünüyorsun? Ben bir şey yapmadım. Tamam. Kes vızıldamayı. Sen de gelme üstüme. Yorgun olamam mı yani? Canım sıkılıyor olamaz mı? Tamam dedik. Hasta mısın yoksa? Alo. İyi akşamlar. Burada. Sana. Bana mı? Kısa kes. Telefonu meşgul etme. Alo. Vay, çok karizmatik. Sen miydin? Reklam sloganımı ilk sen duy istedim. Vay, çok karizmatik. Ne reklamı, ne sloganı? Ne diyorsun sen? Bugün babamın reklam ajansında görüşmesi vardı ya. Ben de onunla gittim ya. Ne oldu bil. Üf, ne bileyim, söyle. Onun yerine beni seçtiler. İyi, tebrik ederim. Onlar bir sürü film çekecekler. Film başına da 1.000 lira alacağım. Ne? Süper ya. Hem ünlü hem de zengin oluyorum. Çok sevindim. Bana borç verebilir misin? Ayıp ettin. Paranı ne zaman alacaksın? Çekim haftaya. Ama ne zaman verirler bilmiyorum. Ah hay Allah, çok geç. Bana acele lazım. Niye? Şimdi telefonu meşgul etmeyeyim. Yarın konuşuruz, tamam mı? İyi akşamlar. Aferin. Hep böyle söz dinle. Ne yapacağım ben? Nasıl bulacağım o kadar parayı? Ya benim yüzümden tülaylar kavurursa? Thank you.
Sandviçini, meyvanı bitir. Lokma geri getirirsen kızarım. Tamam. Hala uyuyor musun sen? Gece pek iyi uyuyamadım da. Ben baktım. Mışıl mışıl uyuyordun. Niye baktın? Dün naneydin biraz. Ateşin var mı diye merak ettim. Benim için korktum. Başıma hastalık çıkartırsın uğraşırım diye. Ama maşallah turp gibisin. Sabah sabah cır 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 konuştuğuna göre. Geç kaldım. Gidiyorum. Gün geliyormuş. O zamana kadar kolyeyi kurmazsak tülayları kovar. Bilseydim ajansan avans isterdim. Benim böyle bir salaklık yapacağımı nereden bileceksin? Sen salak değilsin. Ya. Ama sakarsın. Üf, bırak şimdi komikliği. Parayı nereden bulacağız onu söyle. Babam da yok ama Mehveş teyzeden borç isteyebiliriz. Olmaz, dedeme söyler. Kasabın camında servis elemanı aranıyor diye bir yazı vardı. Beni işe alır mı acaba? İki günde o kadar bahşiş toplayamazsın ki. Değerli bir şeyim de yok ki satayım. Bu evi fikir, bir şeyler satalım. Mesela şunları bilezik yapalım. Allah gitti. Hadi kalk gidelim. Ama bu boncuklar? Bırak arama, ben ne satacağımızı buldum. Ne buldun? Söylesene. Sabret biraz. Emel. Hadi hazırlayın. Şuna bak şuna. Ne oluyor ya? Bir de soruyor. Bütün gün takıyorsun şunu kulağına. Lay 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 lom lom lom. Ben de gırtlak patlatıyorum içeride. Öbür türlü dinleyince de Seyfi amca kızıyor. Çok konuşma, hadi giyin, alışverişe çıkıyoruz. Kusura bakma anne. Ben çıkamam, yasaklıyım. Yalnız çıkmaya yasaklısın. Yanında ben varken değil. Boynuma ip falan da bağla istersen. Hayır, yanından uzaklaşırsam çekersin. Cevap verme bana. Paralarım alimallah. Hazırlan dedim. Ben evde kalacağım. O zibidiyle adın çıkarsa olacağı o. Şöyle değiştiriyorum. Ben seninle gelmiyorum. Evde oturacağım. Evde yalnız kalır kalmaz telefona sarılacaksın değil mi? Yemezler. Yürü. Marş marş. Ya üf ya. Anneye üf denmez. Ayıptır. O soytarı yüzünden asi oldun çıktın. Yazık benim emeklerime. Vallahi yazık. İyi fikir. Harikasın Zeynep. Bu işi hallederiz Tülay. Yeter ki el ele verelim. Bir elinesi var, iki elinesi var. Çok geç kalmayalım ama vaktimiz yok. Hemen harekete geçeceğiz. Tülay, işimiz var kızım. Hadi. Bir dakika anne. İş bölümü tamam değil mi? Neler yapacağımı biliyorsun. Biliyorum. O zaman başlıyoruz. Hadi iş başına. Şişt, abartmıyorum. Hadi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ne istiyormuş? Hiç. Konuşmak için gelmiş. Onun yüzünden kovulacağız. Nereye gideceğiz? Nerede iş bulacağız biz? Merak etme, bir şey olmayacak. Zeynep durumu düzeltmek için elinden geleni yapacak. Ben de ona yardım edeceğim. Bana bak, uyma ona, başıma iş açma. Anladın mı? Anladın mı dedim? Tamam. Tülay'ın annesi bizi görünce bozuldu değil mi? İçeri davet etmedi. Kendi evi değil ya, çekindi herhalde. Eve yiyecek değildik. Ayaküstü tam konuşamadık Tülay'la. Planı anlattık yeter. Nasıl sevindi ama. Hadi gel. İyi günler Adır amca. İyi günler. Hoş geldiniz. Salep nerede Adır amca? Şurada. Birkaç poşet alabilir miyim? Hadi yürü. Başka isteğin? 6, 7, 8. Hadi sütleri alalım, yürü. Anlaşılak yine öflere yazacağız. Biz abi. Bu kadar alemin yapacaksınız. Dedem çok öksürüyor. Kaç paket? 8 salep. 8 süt. Hesaba yaz. Herhalde babanın hesabına yazacağız bunları. Bana yazacaksındır amca. Ünlü olunca ödeyeceğim. Sus. Dur bekle. 8. Hep. 8.
8 Halep, 8 Süt. Hayrola Hıdır Efendi? 8 Halep, 8 Süt. Kaça çocuklar? 1 lira. Ver bakalım bir tane. Torununuza oyuncak alır mısınız? Benim torunum yok evladım. İsterim. Gerçi? İsterim evladım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Afiyet olsun. Buyur. Sağ ol. Görüşürüz yine bekleriz. Görüşürüz kızım. Güle güle. Evet, gel buyurun. Gel. Her şey burada. Gel kardeş. Yatak örtüsünü ucuz aldık. İyi pazarlık ettim ona. Çok tuhafsın anne. Hem evlenmeme karşı çıkıyorsun hem çeyiz hazırlıyorsun. Kim evlenmene karşı? Şöyle Ertan gibi bir kısmet daha çıksa hayır der miyim? Ertan gibi mi? Allah yazdıysa bozsun. Sen benim beğenmediğim biriyle evlen. Bir havlu bile vermem vallahi. Bütün çeyizi ben kullanırım. Bak. Şuraya yazıyor. Yazma yazma. Hadi kalk gidelim. Sabahtan beri sokaklardayız. Evimi özledim ya. Eskiden içeri girmezdin, ne oldu? Ev kuşu oldun. Anne vallahi çok yoruldum, ayakkabılarım da sıktı. Aman iyi, tamam yürü. Hesabı verir misin kardeş? Tamam abla. Hepsini bana taşıtma kızım, kollarım koptu. Kim dedi sana bu kadar yüklendiği? Burada indirim varmış. Olamaz. Gel bir bakalım canım, almak şart değil. Bunalıma girip kendini alışverişe vurması gereken benim. Sana ne oluyor? Ama konuştun ha. Burada bekliyorum ben. Durun çocuklar. Buyurun. Teşekkür ederim. Siz de buyurun. Durun çocuklar, buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Buyurun efendim. Bir dakika. Buyurun efendim. İyi günler. Gerçi sizin ihtiyacınız yok ama yeni bir güzellik merkezimiz açıldı, buyurun. Yeriniz nerede? Adres yazıyordur ama ben yine de size tarif edeyim. Şu ışıklardan girince hemen... Burada da mı buldun bizi? Anne! Hiç utanma yok mu sende? Ne oluyor ya? Yediririm o mektubu sana, yediririm. Bırakın! Anne Murat değil o, broşür dağıtıyor. Sen onu benim külahıma anlat. Teyze kendine gel. Gel. Anne yapma. Gelmezsen anne. Gelmezsen ne olur ha? Ne oluyor burada ya? Çattık ya, deli mi ne? Bu o değil. Kusura bakma evladım, bir yanlışlık oldu. Bırak teyze ya, bırak. Biz ekmek parası için çalışıyoruz, sen ne yapıyorsun? Burun da gitti. Vallahi birine benzettim oğlum. Al şunu, kendine yeni bir burun al. İstemez. Sen bilirsin. Hadi iyi günler. Gülme kız sen de, yürü. Seni bildiği gibi yapsın Murat Efendi. Palyaço manyağı ettin beni. Sen de sus, hırsımı senden alırım şimdi. 14, 14.5, 15. Tam 15 lira. 150 çok var. O kadar kazanamayacağız. Malları zam mı yapsak? O zaman hiç satılmaz. Biraz daha bağıralım. Salep var, kek var, poğaça var. Poğaça bitti ki. Çizgi romanlar var, her eve lazım. Çocuğunu sevindir. Süleyman amca geliyor. Şşt, kızdırma. Selam Süleyman amca. Selam. Ne yapıyorsunuz burada? İşte harçlığımızı çıkartıyoruz.
Salep içmek ister misiniz? Çok güzel, kendi ellerimizle yaptık. Yok, iftemem. Ne olur Süleyman amca, bir tadına bak ya. Allah Allah, iftemem dedik ya. Lütfen, beğenmezseniz sonra para vermeyin. Hadi ver bir bardak. Kek? Fanfınıfı forlamayın. Tarçın? Koy bakalım. Buyurun. Tapırdın, tapırdın. Ama olsun. Oh. Afiyet olsun. Buradan alın. Bofuğum yok. Üstü kalsın o zaman. Kalfın mı? Bak fan efendim bana. Bende bir bardak faali ve 5 lira verecek göğüs var mı? Bir şişe için. Ay içemem, içemem. Verin bana paramın üstünü. Onun yerine kitap versek çok heyecanlı kovboy macerası. Fefufan Allah. O zaman bugün buradan her geçişinizde bedava içersiniz. Ödeşiriz. Siz daha etmedik daha lütfen. Anlaşıldı. Foydunuf beni fivi uyanıklar. İnsan bir hayırlı işler diler ya. 20 lira oldu 20. Oh be. Daha çok çalışacağız çok. Gel vatandaş gel. Gel vatandaş gel. Gel. Gel abla gel. Almadan geçme. Geçme. Gel aa. Abla gel. Ne yapıyor bunlar? Aa, bizimki işportacı olmuş. Nereden seninki oluyor? Canım lafın gelişi. Anla işte müdafaa ettiğin insanı. Adam gibi çalışmıyor, çocuğunu dilendiriyor. Zeynep'i de uydurmuş kendine. Seyfi duyarsa delirir vallahi. Gel, gel bakalım şunlara. Yürü sen de beni delirtme, yürü. Kaç para? 11.700. Ne? İnsaf be. Aa, am geldi yine. Dövüneceğine göbek atsa. Stoklamışsındır gene garanti. İftira. Bunu iftira. Ben anlamam. Bana tenzilat yapacaksın. Allah kurtarmaz. Hadi hadi. Şu mahallede benden başka trink alışveriş eden yok. Ayağımı keserim görürsün o zaman ha. Ya ben para kazanmayayım mı? Al o zaman başına çal yağını. Ya pazarlığın da adabı var Peyfi Bey. Peki senin insafın var mı? Tamam tamam al. Eski fiyattan. Fivden korkulur valla. Ne? Torun da fana çekmiş. Ne fofluyorsun sen yine? Dede torun bir olmuş mahalleyi föflüyor funuf diyorum. Sen bir şey anladın mı? Feynep 5 liramın üstüne attı. Ne? Çocuğa o kılları ver. Fora gel burada ahkam kes. Zeynep senden para mı aldı? Bana mafun numarafı yapma Feyfi Bey. Çocuğa haçlığını çıkarmafı için arka foka tezgah açmışsın. Fattığı Falep'in tadı hala damağımda. Ne dedin sen? Zeynep Salep mi satıyor? Evet. Arka fokakta. İfler de tıkırında. Ekiz Halep. Ekiz süt. Eline torba kağıt mendil alsın da trafik ışıklarında satsın. Alo. Bak parayı vermedi. Numaradan sinirlendi ya. Gel abla gel. Abla, gel. Sıcak, gel. Sıcak, sıcak sıcak salepler abla, var. Gelsene. El yapımı kekler. Gel buyurun abi, gel. Gel abi. Niye sustun Cem? Bak insanlar bakmadan gidiyor. Yoruldum ya. Boğazım da acıdı. Bugünlük bu kadar yeter. Dedem siz de biliyor beni. Merak eder. Kaç liramız oldu? 27,5. Yarısını yarı malzeme alalım. Daha çok çalışıp daha çok kazanalım. Hadi gidelim. Bunlar ne olacak? Eve götüremeyiz. Satalım bari. Hadi Cem biraz daha gayret. Hadi. Hadi seri sonu bu. Gelin gelin. Gelin gelin. Gelin gelin. Gel. Her şey arabalar. Buyurun. Hadi dedem gel. Dedem geliyor. Efendim Gönül. Cem nerede? Evde olması lazım. İşte bu kadar ilgilisin oğlunla. Eve geldim. Cem yok evde.
Evde olmayacağımı biliyordu. Arkadaşlarına falan gitmiştir herhalde. Bekle biraz, gelir. Senin bu rahatlığın beni öldürecek. Merak etme, mahalleden ayrılmaz. Ben ona tem... Alo? Gönül? Sen beni çıldırtacak mısın çocuk? Mahallenin maskarası mı olacağım bu yaştan sonra? Aç mı bıraktım, açıkta mı bıraktım? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Söyle niye? Fısıldama. Daha evde konuşacağız seninle. Yürü, sallatma. Zeynep'in yakalanması çok kötü oldu. Seyfi amca nasıl bir ceza verecek acaba? İnşallah ucuz kurtulur. Parayı toplayamadık. Ve ben nasıl ceza alacağım kim bilir? Zeynep gitti ama biz işi bence devam edebiliriz. Benim vaktim doldu. Gecikirsem annem çok kızar. Ben yalnız mı kalacağım? Göster marifetini Cem. Sen şunların hepsini ne olur. Bütün umudumuz sensin. Merak etme, bu işte de iyi olduğumu göreceksiniz. Sağ ol. Neyse sonunda sustu. Çok bağırdı ama. Çocuk korkudan ölmüştür. Dönmemiştir değil mi? Yok artık. Sakinleşti. Mır mır konuşuyor. Ya benim içim rahat değil. Gidip baksak mı ha? Demin gürültüye koştum diye nasıl kovaladı gördün. Adam bütün hırsını benden aldı. Zeynep de niye böyle bir şey yaptı anlamadım ki. Cem'in narına yanmıştır o. Adamın oğluna baktığı yok ki. Çocuk ilgisizlikten ne yapacağını şaşırdı. Zeynep'i de kendine uydurdu. Bir daha böyle şeyler görmek istemiyorum. Ay yine bağırdı. Kazayla oldu. Sen el alemin evinde orayı burayı karıştır, inciyi boncuğu kopar, sonra da kaza oldu de. Sonra da parasını çıkaracağım diye beni mahalleye rezil et. Satış yapmak ayıp değil ki. Bana yalan söylemen ayıp. Arkamdan iş çevirmen ayıp. Benden bunları saklaman ayıp. Daha sayayım mı? Sayma. Madem ki bir kabahat işledin, niye bana gelip söylemezsin? Niçin parasını benden istemezsin? Kızarsın diye korktum. Şimdi daha çok kızdım. Vermezdin ki zaten. Ne biliyorsun? Verir miydin? Kaç liraymış o kolye? 150. Ne? Pırlanta mı bu be? Değil, inci. Pırlanta olsa ooo. Olan bana oldu yine. Yani? Yanisi o para benden çıkacak. Ama sen de o kadına gidip doğruyu söyleyip özür dileyeceksin. Tamam. Durup durup başıma iş açıyorsun yavru. İşin yoksa bankaya git, para çek. Elin kadınına boyun eğ. Tövbe tövbe. Dede, seni öparsam kızar mısın yine? Şımarma, cezalısın. Odandan çıkmayacaksın bugün. Bir tek yemeğe çıkıp sonra gene odana çıkacaksın. Televizyon seyretmek de yok. Tamam. Tamam da daha ne duruyorsun karşımda? Hadi defol. Doğru içeri yallah. Eskiden 150 liraya iki daire alırdık be. Aa şu kitaplara bak. En sevdiğim kahramanlar. Çok ucuz. Kaça? Hadi gidelim. Hadi. Nereye? İnternet kafeye. Aa anne. Sen ne yapıyorsun burada? Ticaret yapıyorum anne. İnanamıyorum. Sokak çocukları gibisin. Sokak ortasındasın. Ah Murat'a, bunun hesabını vereceksin. Babamın bu işten haberi yok. Onun dünyadan da haberi yok. Ama yeter artık, yeter. Seni de kendi dünyasına çekmesine izin vermeyeceğim. Kurtulacaksın bu hayattan. Ben hayatımdan memnunum. Niçin satıyorsun bunları? Karnın mı aç? Sana para vermiyor mu? Bir arkadaşıma yardım olsun diye yapıyorum. Nasıl olsa reklam yıldızı olunca daha güzellerini alacağım. Ne? Reklam yıldızı mı? Aa doğru ya, senin haberin yok. Ben reklam filminde oynayacağım.
Babam anlaşmayı yaptı bile. Şimdi ümidini sana bağladı değil mi? Bir bardak salep içer misin? Ama parasıyla. Dede. 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 Hı? Ne oldu? Ne arıyorsun burada? Korkuyorum. Ne var korkacak? Gök gürlüyor. Evi barkı olmayanlar korksun. Sana ne? Yanında yatayım mı? İyice çıkarma. Bak yine. Bak geçti işte. Hadi git yatağına yat hadi. Çok soğuk üşüyorum. Dolaptan battaniye al örtün. Hadi git. Hadi. Anne. Senin dolabın. Senin kıyafetlerin. Senin bebeğin. Zeynep. Efendim. İstersen gel yanımda yat ha. Yok iyiyim ben böyle. Gök gürültüsü durdu. Hani üşüyordun? Geçti. Bak battaniyeyi bile örtmedim. İyi ya. Işık açık kalsın mı? Kalsın. Peki. Allah rahatlık versin. Sana da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.